vesaire sokak röportajlarının hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok ama çok ilginç sorular hazırladık. Hadi bakalım gelin bu güzel cevapları hep beraber alalım. Batırık mı kısır mı? Batırık kesinlikle. Bir anamur olarak kesinlikle batırık diyorum. Tek vazgeçilmezim yazın en güzel lezzeti bütün gün batırık yiyerek geçiriyorum. Hayatım batırığa adadım. En sevdiğim yiyecek batırık. Bir anamur olarak en sevdiğim yemek batırık. Evet. Hiçbir satış hikayen oldu mu? Satış hikayem oldu, ben sattım. Herkesi sattım. Güller. Ekranlarda görüyorsunuz genç bir arkadaşımız satış uzmanı olduğunu söylüyor. Evet, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm eski sevgilerime iyi günler diliyorum. Kısır. Şu anda elinde batırık olsa, kısır olmazsa batır yer misin? Yemem. Yani elinde itersin. Sevmem çünkü. Sulu olduğu için herhalde. Yani. Peki aşk mı, para mı senin için daha önemli? Aşk. Para ikinci planda mı? Yani. Ne güzel. Peki hayatında bugüne kadar yapmış olduğun en iğrenç şey, keşke yapmasaydın, pişman oldum dediğin? Bilmem. Şu an. Oldu mu? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Peki insanlar senin tarafından satıldı mı? Sen sattığın oldu mu? Yok. Olmuyor. Ya ben satmadım da satılmışımdır kesin. Peki hakkını helal ediyor musun sattıkları zaman? Hayır, niye diyeyim, etmiyorum. Peki onlar senin af dilese, ya yapmışız yanlış, özür dilese affeder misin? Duruma göre değişir. Duruma göre değişir. Çok da acımasız değilim diyorsun. Yani aynı. Peki hayatına kolaylıklar olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Batırık. Niye batırık? Ben onu daha çok seviyorum. Sulu olduğu için herhalde. Evet. Kısır olsa şu anda önüne, batırık olmasa kısır yer misin? Yerim. Afiyet olsun, inşallah bir gün nasip olur. Peki aşk mı para mı? Hangisi daha önemli senin için? Aşk. Para ikinci planda mı? Evet. Hayatında yapmış olduğu en iğrenç şey, keşke yapmasaydın, çok da pişman oldum dediğin. Yani yok. Şu anda yok. Evet. Peki insanlar senin tarafından satıldı mı ya da sen insanları sattın mı? Evet, satılmıştım. Peki var mı böyle küçük bir anı? Hayır, yok. Aşk mı para mı? Para. Niye para, niye aşk değil? Para olsa aşk da olur abi. Aşk da olur diyorsun. Peki son bir sorum da olacak sana. Hayatında hiç satış oldu mu? Mesela insanlar tarafından satılma olayı ya da senin sattığın. Olmuştur. Bildiğim yok. Yani mutlaka hayatını yaşamışsın yani. Bilmiyorum. Aşk mı para mı sence? Hangisi daha iyidir? Abi bence aşk. Bence aşk. Para önemli değil diyorsun. Para var ya zaten. Yani aşka daha çok önem veriyorsun anladığım kadarıyla. Yani bence öyle. Hayatın yapmış olduğun bugüne kadar bir iğrenç bir şey var mı? Ya keşke yapmasaydın ya, of niye yaptın diye bir iğrenç bir şey. Hatırlıyor musun? Ya yok galiba, vardır da unuttum. Peki hayatında yapmış olduğun bir satış, mesela insanlar tarafından satıldın mı, arkadaşların tarafından şu anda? Ya da senin sattığın oldu mu? Benim sattığım olmadı. Hı hı. Beni satan vardır da yani ben bilmiyorumdur muhtemelen. Yani hiç farkında değilsin. Evet yani yoktur ya. Seviyorlardır beni. Peki batırık mı kısır mı? Abi bence batırık daha da iyi ya. Kısırdan daha iyi seviyorsun. Evet. Sulu oluyor tabii ki. İçine limonunu sık. Evet. Oh oh, mis gibi oluyor. Şimdi şu anda olsa gelse yesek keşke. Vallahi ya. Vallahi. Kolay gelsin, batırık mı kısır mı? Kısır. Niye? Batırık sevmiyor musun? Yok, sevmiyorum. Su olduğu için herhalde. Evet, sulu. Aşk mı para mı? Aşk. Yani paraya önem vermiyorsun, aşk benim için daha önemli diyorsun. Parayı ben her türlü kazanıyorum, sıkıntı değil, aşk daha önemli. Peki hayatında yapmış olduğun en iğrenç şey nedir? Karakterimde böyle bir şey yok, şu an aklıma gelmiyor o yüzden. Peki insanlar tarafından satıldın ya da senin sattığın oldu mu? Bir satış oldu mu, öyle bir hikaye? Oldu. Lise hayatımda çok fazla oldu. Aklına gelen var mı ilk? Var. Özel hayatımı paylaşan bir kız arkadaşım vardı. Şu an onunla konuşmuyorum. Küstünüz. Yani mesafeli konuşmuyoruz. Af dilese, özür dilese. Yok. Bitti yani. Evet. Yani biraz kincilik var herhalde. Var. Aşk mı para mı? Para tabii ki abi. Sen para diyorsun. Niye para? Peki aşka inanmıyor musun? Yok abi. Peki aşk olursa para olmaz mı? Olmaz. O zaman hiç aşık olmadın herhalde. Hı. Hiç aşk yaşamadın. Peki, o zaman diğer sorumuza geçelim. Batırık mı kısır mı? Kısır abi. Sen de kısır tercih ediyorsun. Sulu olduğu için sevmiyorsun batırığı. Vıcık vıcık abi, kim sever ki? Vıcık vıcık diyorsun, böyle şey, insan böyle, değil mi? O anda psikolojik olarak yiyesin gelmiyor. Tabii. Kısır olsa da yesek diyorsun şu anda. Yanında çay mı tüketiyorsun? Yok. Kuru kuru da olsa yerim diyorsun. Afiyet olsun şimdine kardeşim. Teşekkürler. Son bir sorum daha olacak sana. Hayatında yapmış olduğun
en iğrenç şey. Mutlaka yapmışsındır. Yani yapmak istemediğim halde bir iğrenç bir şey yapmışsındır. Küçükken sümüğümü yemiştim abi. Bir yüksek sesle konuşur musun? Küçükken sümüğümü yemiştim abi. Sümüğünü yemiştin. Gerçekten iğrenci de iğrenciymiş yani. Bu da güzel bana olmuş ol senin için. Çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. Kısır mı, batırık mı? Hangisi tercih edersin olsa şu anda? Niye yani yemek istersin? Ben bolluyum ve kesinlikle kısır. Kısırcıyım diyorsun. Bir nedeni vardır çünkü batırıkla arasında fark var muhtemelen. Ya bence kısır olarak kalmalı, su yakışmamış. Aynen. Anımurlardan özür diliyorum ama yakışmamış. Peki şimdiden afiyet olsun. Olursa da inşallah keyifle yiyin. Diğer sorumuz şu. Aşk mı para mı? Aşk. Niye aşk peki? Niye para değil? Ya para kazanılıyor ama aşk kazanılmıyor. Kaybetti mi gidiyor yani. Meyvesi de kucağınızda. Evet kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden şu andaki bizi izleyen, Anamur TV'yi izleyen gençlerimize, herkese aşk konusunda söyleyeceğim bir şey var mı? Aşka inanmayanlar vardı muhtemelen. Aşkın güzelliğinden bahsederseniz. Yani güvenin ama güvenmek kontrol etmeye engel değildir. Evet. Yani anın tadını çıkartın. Başka bir şey söylemek istemiyorum bununla alakalı. Yani peki. Çok detaya indiğimiz zaman işler büyüyor. Peki o zaman. Peki bu ana kadar muhtemelen bir satış olayı olmuştur. İnsanlar tarafından bahsediyorum. Satış olayı olmuştur ya da senin satış yapmış olduğun olmuştur. Bir anın var mı yaşadığın bir hikaye? Hangi birini anlatayım? Yani bir tanesi aklına gelen varsa şu an kısa bir şey. O zaman sadece klişeleşme bir sözle tamamlayalım olayı. Peki. İzi bile var yani bakın. Ha. İzi bile var. Vallahi. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hayatında yapmış olduğun en iğrenç şey. Yani keşke yapmasaydım ya. Bana da yakışmadı ama çok iğrenç bir şey yaptın dediğin. Araba aynası kırmıştım. Biliyorum. Evet. Kendi arabanız mı? Yok, kendi arabam değil. Başkasının arabası. Evet. Niye kırdınız? Sarhoştum. Gece vakti oldu herhalde. Evet. Kendinizi kaybetmişsiniz. Bu şuurunuzu. Bilmiyorum ama yani ne yaptığımı bilmiyorum. Sor pişmanım. Peki sabah ayıldığınızda pişmanlık duydunuz mu? Şu an halen duyuyorum. Keşke yapmasaydım evet. Ya. Peki o kişi sizden şikayetçi oldu mu? Yok, mümkünat yok, bulamaz. O derece hiç karşılaşmadınız. Yok. Allah'ım inşallah böyle iğrenç şeyleri karşılaştırmasın. Amin cümlenize. Sulu çorba gibi. Yani şu anda anlamı yok. Acıksan önüne batır. Kısır yerim. Kısır yersin. Aşkın para mı? Para. Para daha önemli diyorsun. Evet %100. Aşk inanmıyorsun. Şu an biz sana birisi... 16 yaşındayım. Aşık olsa inanmazsın. İnanmam. Önce para diyorsun. Evet. Peki hayatını yapmış olduğu en iğrenç şey? Yani keşke yapmasaydım ya dediğim. Sıçmak. Orayı bipleyelim mi? Bence çok mantıklıydı. Kesinlikle. Peki öyle diyorsa öyle olsun. Peki hayatında bir satış oldu mu? Senin sattığın insanlar ya da senin yapmış olduğun satışlar. İlla ki olmuştur. Var mı? Benim satanlar da vardır. Benim sattıklarım da vardır. Hakkını helal ediyor musun? Ediyorum. Satsınlar diyorsun. Satsınlar, kendileri kaybeder. Batırı mı seversiniz, kısır mı seversiniz efendim? Seviyorum. Bir daha batırı. Evet. Batırı seviyorsunuz. Evet. Niye kısırı tercih etmiyorsun? Şu an önünüzde kısır olsa, batırık olsa ya da batırık olmasa sadece kısır olsa yer misiniz? Yerim. Kısır yersiniz. Evet. Hiç fark etmez diyorsunuz. Fark etmez. Peki aşk mı para mı? Tabii ki aşk. Çünkü parayı sevmiyorum diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ay niye sevmeyeyim de aşk yani o ikisinin seçeneğini soruyorum. Aşkın en üst seviyede. Aşk mı para mı? Aşk diyeyim. Aşk tercih ediyorsun. Para ikinci planda o zaman senin için. Yani evet biraz. Peki batırık mı kısır mı? Kısır. Sulu olduğu için mi batırı tercih etmedin? Biraz daha ağır ya. Kısır hani daha iyi gibi geliyor. Yanına çay mı içersin ya da ayran mı? Çay. Çayla kısır olsa şu anda olsa yersin herhalde. Yerim Allah. Affetmem diyorsun. Yani. Peki hayatını yapmış olduğun en iğrenç şey. Ya, keşke yapmasaydım. Niye yaptım yahu? Hay Allah dediğin. Yani hiçbirine yapmasaydım demem ya. Her şey iyi ki yapmışım diyorum yani. Yani kendine güveniyorsun o konuda, seviyorsun. Yani yapmışsam yapmışımdır, ne yapayım. Peki insanlar tarafından satış oldu mu senin için ya da sen insanları sattığın oldu mu? Yani satmam, satılmadım da yani. Çok iyi, inşallah böyle devam etsin. İnşallah.